Herkese selamlar dostlar. 5 Aralık ve 6 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelemiz var. Dünya Kupası maçlarını ele aldım. Sadece şunu belirteyim. Genellikle 4 maçında bir tanesine 4.45 oran, diğerine 1.78, 1.95 ve 1.80 bantlarında oranlarla gideceğiz. Yani ideallerinden bahsedeceğim. Şöyle 1.40'lık oranlardan da bahsedeceğim. Ama 4 maça da böyle yüksek oranlı tercihim de var bilginize. Devam edeceğiz. Maç skoru yarışmasıyla da başlayalım isterseniz. Daha önce Hollanda maçının skorunu sormuştuk. Bilen yok arkadaşlar. 2-1 çok fazla var. Ama 3-1 yazan yok. Maç skoru yarışması olarak da sizlere 2 tane maç soracağım. Bir tanesi 5 Aralık'tan, diğeri de 6 Aralık'tan. 5 Aralık'tan Brezilya-Güney Kore mücadelesi. Güzel bir skor beklentisi var. Birazdan anlatacağım. Portekiz-İsviçre maçlarında sizlere sorduk. Bilen bu iki maçı ayrı ayrı katı Telegram gruplarımıza, arkadaşlarımıza misafir edelim. Bol şanslar. Geçtim bunu. Yüksek misli olarak neler yaptık? Son iki yüksek mislim ekranda gördüğünüz üzere. Solda gördüğünüz yüksek misliyle başlayalım. Solda Real Madrid'in ben 7 fark yiyemeyeceğini düşündüm. Hatta YouTube'da izlediyseniz çok güzel yorumlar da geldi. Yani Fenerbahçe bu eksiklerle ben yenebileceğini sanmıyordum. 3 fark atarak Real Madrid kazanır diye önerdim. Yaklaşık 2 orana gibi bir oranı vardı biliyorsunuz. Real Madrid de maçta zaten rahat galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin eksikleri olduğu için çok fazla bir şey üretemedi açıkçası. Oradan başarılı olduk. Diğer yüksek misliğe baktığımız zaman da çok güzel bir yüksek misli. Bakın Dünya Kupası'nda zaten şu seviyelerde çok fazla gol çıkmıyor. Çünkü birbirleriyle önce tartıyorlar. Tarttıklarından sonra maksimum 4 gol çıkıyor diye düşünüyorum ben. Ki öyle de oldu. Şöyle baktığımız zaman da 4.5-6.3 maçı bir yazdım. 1.50 oran yapıyor Avrupa'da. 1.000 lira atarsın 1.480 lira. Allah bereket versin. Çekersin devam edersin. Yüksek misin amacı da bu zaten. En sağlama gidiyorum her zaman burada. Kombinlere baktığımız zaman da arkadaşlar solda gördüğünüz kombine 3 Aralık'ın kombinesi. 3 Aralık kombinesi pardon 3 Aralık mı oluyor? Son verdiğim ideal kombine diyeyim ben. Fenerbahçe'nin de Real Madrid maçına Real Madrid atacağı 79 sayı. Brezilya maçına 3.5 alt verdim. 1.90 bantlarında oranı vardı. Başarılı oldu. Dünün kombinesine bakar mısınız? Nasıl gitti? Zaten Arjantin maçında buradan oranı alıyorduk. 2-3 gol verdim. 1.80 gibi oranı vardı. İlk kere Hollanda maçına 1.5 alt verdim. 1.15 gibi orandan oran 2'ye yazsın isterim. 45 artı 1'de Hollanda gol attı. 1.15'ten gitmesi, 45 artı 1'de gitmesi. Yani şu Arjantin maçını yakalayıp onu yakalayamamak kötü oldu. Geçtim bunu da. Canlılarda nasıl gidiyoruz diye baktım. Canlılarda iyiyiz. Ki gruptaki arkadaşlarımız da biliyor. Ya öyle söyleyeyim. Canlı maçlarda genellikle başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben. Dün yine öğle seansı ve akşam seansını çok güzel geçirdik. Gece seansında şey maçı vardı. Clippers maçı vardı. O maçta 3 tane canlı yaptık. 3'ü de yattı mesela. 113'ten aldık ilk yarı. İkinci periyot üstü aldık. Bir de baktık barem çıkıyor. Maç da güzel gidiyor. 119'dan tekrar aldık. 3 tane arka arkaya loss çektik canlı. Orada da bıraktık zaten. Diğer canlılarımız ama güzel kar ettirdiğini düşünüyorum. Bilginize bol şanslar diyerekten de geçeyim. Sizlerden ricam artı 300 seviyesinde like atmanızdır. Hemen 2 saniyenizi arayıp like atarsanız çok seviniriz. Emeğe saygı diyelim. Like'larınızı eksik tutmayalım. Bu şekilde bir anda videolarda devam edeyim. Sizlerden like geldikçe talep olduğunu da bir yandan görmüş oluyoruz bilginize. Japonya Hırvatistan maçıyla başlayalım. Güzel bir maç olur, çekişmeli bir maç olur ama Hırvatların ben bu maçı kolay kolay salacağını düşünmüyorum. Japonya maçında açık konuşmak gerekirse İspanya biraz saldı o maçı. Hani 1-0 öne geçti, sıkıntı yok ama şöyle söyleyeyim. Saldığını nereden söyleyeceğim? 2-1 yeniliyor. Japonya 2-1 yeniyor mesela İspanya'yı. İspanya kendi ceza sahasında top çeviriyor. Yani bu nevi şeydi. Ama burada kendi çıkarlarını düşünmek zorundaydılar. Mesela oradaki İspanya'nın o grupta o seviyede çıkması ya Brezilya ile erken eşleşmeden kaçırdı. Daha kolay bir rakiple eşleştirdi keza. O yönde kendi avantajları yönünde mantıkları yaptı ama ne kadar etik bilmiyorum. Orada Almanya'yı elettiler yani mesela. Resmen Almanya'ya kumpas yaptılar. Ama kendi çıkarları doğrultusunda yaptılar. Yoksa bir sıkıntı yok. Japonya bence burada galip gelmesi zor gibi geliyor. Galip gelirse sürpriz olur. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Maçın skor beklentisini söyleyeyim öncelikle. Maçın skor beklentisi arkadaşlar 2-1'lik Japonya galibiyeti bekleniyor. Ama ben sanmıyorum Japonya'nın galip geleceğini burada. Ben şöyle bir yüksek oran olarak tek tercih şöyle bir yapalım. Mücadele genelinde 2-3 gol tercihi değerlendirme altına alınabilir bence. Toplam gol aralığı 1.78 gibi oranı var. Mücadele bence 2-3 gole yakışır burada. Bunu bir alabiliriz bence. Onun yerine şöyle bir tercih yapabilirim ben 4.45 gibi orandan. İlk yarıda ben gol beklemiyorum.
Daha doğrusu ilk yarıyı ben 0-0 veya hadi 1-1 olsun fark etmez. İlk yarıda beraberlik çıkacağını, ikinci yarı Hırvatistan deneyimini kullanaraktan da buradan da 0'dan 2 ile 4-45 gibi oranlarla sistem kuponlarınızı atabileceğinizi düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir, bol şanslar. Brezilya Güney Kore mücadelesi. Brezilya'da ya bu maçın beklentisi de yüksek. Brezilya'nın 4-1'lik bir skorla galip gelmesi bekleniyor. Bu maç skoru beklentisi indeks beklenti. Güney Kore nasıl oynuyor? Ya Güney Kore iyi aslında. Fakat yani güçlü rakiplere karşı ne yapabilecek o var. Yine burada şöyle bir oyun oynayacaktır. Kontra ataklara çıkmaya çalışacaktır Güney Kore. Ağırlıklı olarak Brezilya zaten burada oynayacaktır ki son maçta yine full rotasyonla çıkan bir Brezilya vardı. Çoğu oyuncusunu dinlendirdi ki yedek kadrosu da zaten inanılmazdı. O maçta da mağlup oldu gördüğünüz üzere. Yani dedim ya bu son 3 maçları salıyor. Genelde rotasyon yapıyor. Fransa'da gördük. Brezilya'da gördük. Ne bileyim İspanya'da gördük. Yani 3. maçların hepsini saldılar bir nevi. Burada yine Neymar muhtemelen bu maçta oynayabilir. Grup aşamalarında oynamayacaktı. Hatta sakat diye yazmışlar mı bakayım. Şüpheli yazıyor Neymar'a. Bakalım oynar mı? Bir Alexandro sanırım ilk 11'den. Danilo şüpheli. Alexandro şüpheli. Neymar şüpheli. Bakalım. Ben burada idealden şöyle bir tercih sunayım sizlere arkadaşlar. Ben burada Brezilya'nın atacağı iki gole idealden alabiliriz. Kombinemize koyarız. Yanına bir şeyler ekleriz. Bir 30 küsur oranı var zaten. Bunu kendiniz de düşünebilirdiniz zaten. Bir 30 küsur oranı var Brezilya'nın burada. Ben bir de biraz daha yüksek oranlı. Maç skor beklentisi 4-1 değil de 2-0 veya 2-1'lik bir skor beklediğimden dolayı burada. Ben mücadele genelinde de toplam gol oranı 2-3 golün oranı da 1.80. Ekstra yüksek olarak bu maça da bir 1.80 oranından 2-3 gol tercihi atılabilir. Ayın 6'sına geçiyoruz. Ayın 6'sında Portekiz İsviçre maçının maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur bilen bir arkadaşımız gruplarımıza dahil edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Like'larınızı eksik etmeyelim. Like atıp devam edelim. Fas İspanya maçı. Ben şöyle bir şey yaptım. Tespit ettim diyeyim. Fas'ın kanatları çok iyi bildiğiniz üzere. Yani ne bileyim Hakimi var. Mesela sağ kanattan hücumcu. Mazrui var. Aynı şekilde sol bek. Bunlar kanatlarda iyi iş yapabilen oyuncular. Ama bu takım çok fazla korner kullanmıyor nedense. Ben ilk maçında izledim. Yani dedim ya bu maçta çok korner çıkabilir dedim. Hakimi falan bunlar kanat çizgiye inen oyuncular. Fakat Fas takımında tam o çizgiye inme oyunu yok açıkçası. Duran topları kullanmaya çalışanlar. Ki İspanya'da aynı şekilde çok fazla çizgiye inmeyen bir takım ki burada ağırlıklı olaraktan da İspanya topu ayağında tutacaktır. Ve çok fazla çizgiye inmeyen bir takım olduğunu zaten biliyorsunuz. Ben burada şöyle güzel bir tercih yaptım. Onun ideal seviyede. Ben burada 9.5 korner alt olarak idealden bir öneririm. Bu mücadelede ben 10 tane korner beklemiyorum arkadaşlar. Yani nasıl korner olur biliyor musun? Fas bir tane atar, öne geçer. Ondan sonra İspanya saldırır, saldırır, saldırır. O şekilde geçer. Ama mücadelede ben öyle bir ilk golü Fas'a atacağını beklemiyorum. Mücadele normal temposunda ki beklenen skor da 2-0'lık bir İspanya galibiyeti. Ben burada 9.5 korner altı sizlere öneririm. Onun yanına ne yapabiliriz diye baktığım zaman da bir yüksek orandan da mücadelede Fas ilk yarı tutmak isteyeceğinden dolayı 1.85 gibi orandan da mücadelenin ilk yarı da burada beraberlikle sonuçlanabilir. İlk yarı 0 oranı da burada 1.85 gibi oranı var. Bu da o maçın yüksek oranlı tercihi olsun. Son maçım Portekiz ile İsviçre mücadelesi. Yine güzel bir karşılaşma olacaktır. Fakat bu maç zor olacaktır diye düşünüyorum ben. İsviçre'nin de burada gol atma potansiyeli var. Çünkü takım oyununu sergileyen bir İsviçre takımı var. Gerek Embolo'su, gerek Shaqiri'si, gerekse çizgiden dışarı ceza sahası çizgisinin o dış tarafına ceza sahası dışına çevrilen toplarda ki attığı son maçtaki goller de bir nevi Sırbistan'a iki tanesi öyleydi. O yüzden o işleri iyi yapan bir İsviçre takımı var. Bu da Portekiz'e gol atabilirler. Ben burada şöyle tek tercih ve yüksek oranlı bir tercih yapacağım. Portekiz'in burada gruptan çıkması aşikardır. Maçın beklentisi 2-1'lik Portekiz galibiyeti. Ben de bu galibiyet doğrudan 2-1'lik skor da çıkabilir diye düşünüyorum. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bandında kalabilirler. Çünkü zaten çok gollü maçlar oynamıyor. Rakipler birbirini tartıyor. Bir gol gelince de riskler alınıyor. Genellikle maçlarda 2-3 golde kalabiliyor. O yüzden burada da 1.78 gibi orandan 2-3 gol tercihini yapmak mantıklı bence. Portekiz'de yine Ronaldo'su Felix oynar muhtemelen. Bu tip isimler zaten sahada olacaktır. Ben burada Portekiz'in turu geçmesini düşünsem de tam skor beklentimi 2-1'lik bir Portekiz galibiyeti olduğundan dolayı tek tercih 1.78 gibi oranlar 2-3 gol tercihini önermek isterim.
Toplamda 4 maçım vardı. İdeallerinden ve her maça bir yüksek oranlı tercih yaptım. Bu yüksek oranları değerlendirebilirsiniz. Canlılardan değerlendirebilirsiniz. Keza bizim canlı gruplarımıza gelip oradan da canlılardan değerlendirebilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Zaten 2 tane maçın maç skorunu sorduk. Hangi maçta? Brezilya Güney Kore'nin maç skorunu sorduk sizlere. Ve Portekiz İsviçre maçının maç skorunu sorduk. Yorumlara yazarsanız da sevinirim. Katılacaklara değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.